bir Anadolu'da bir beldede 2-3-5 bin nüfusu bir beldede, orada imam bir kardeşimiz var, hoca kardeşimiz. Böyle şuurlu, ihlaslı, hakikaten Allah sayılarını çoğalsın. Allah'ın bizden onlar gibi eylesin inşallah. Böyle bütün hanımıyla beraber ev ev dolaşmışlar. Hanımı hanım tarafında, erkekler kendisi erkekler tarafında. Önce tatlısıyla, hediyesiyle gitmiş onlara. Bütün beldeyi dolaşmış. Ondan sonra ya hocam biz ilk defa bu kadar hakikaten dertli, bu kadar ayağa kadar gelen bir hoca görmedik şimdiye kadar. Varsa da biz görmedik demişler. Çok memnun olmuşlar. Ramazan-ı Şerif ayı. Hoca efendiyi herkes sırayı kapabilen, işte hocamızı biz iftara alacağız, o bir gün biz ikinci gün bize ait falan. Herkes sırayla hoca efendiyi iftara çağırıyor Ramazan-ı Şerif'te. Bir hacı abinin birisi de gene iftara çağırıyor. O günde o bir ticari alışveriş yapmış. Yaptığı alışverişten kazandığı parayı da hanımla bir miktar, iyi bir miktar para. Hanım demiş, bunu sana vereyim, sen bunu bir yere sakla, ihtiyaç olunca sana isterim demiş. Hanım da o gün işte alınca evin bu salonun sehpasının üzerine koymuş. Tabii o günde akşam hoca efendi bunlar iftara gelmiş. İftara. İftar yemeği yendi. Yendikten sonra işte hacı abiyle beraber hoca efendi camiye teravih namazına gittiler. Tabii hanımı da kendisi camiye gitti teravih namazına. Kadının aklı geldi. Ya biz parayı sehpanın üzerine koyduk. Para ne oldu acaba? Diye hemen bir alelacele gitmiş ki para sehpanın üzerine yok. Eve de başka gelen kimse yok. Eyvah dedi. Ulan hoca, biz bu kadar iyi dedik, evimizi yemeğe çağırdık. Ya bu nasıl bir şey ya? Ben ne diyeceğim şimdi bu adama? Bu adam nasıl isteyecek şimdi bu hocadan? Aldın desen olmaz. Demesen nasıl olacak? Kim aldı? Başka kimse yok. Böyle acayip bir sıkıntı süreç şimdi. Hocası geldi teravihden sonra. Tabii aynı hadise. Diyemediler hoca efendiye. Hoca efendi almamış aslında. Ama görüntü o. Anlaşılan o. Onlar da haklı, bunlar da haklı ama işin sonu acayip sonra çıkıyor ortaya. Tabii diyemeye diyemiyorlar, istemeye isteyemiyorlar. İstemeseler canları sıkılıyor. Derken hoca efendi irtibatı, hoca hanımla irtibatı kesti bunlar. Camiye gidip geliyor, alelacele kaçıyor oradan, muhatap olmayın bununla diye. Geliyor gidiyor, Ramazan-ı Şerif tekrar geldi ertesi sene. Yahu dedi, bey giden gitti dedi. Adamın demek ki bir ihtiyacı vardı. Diyemedi bize. Biz de adamı anlamadık halini demek ki. Ne yapalım, helal olsun hocamız yedi. Diye artık işi örtbas etmeye, kendilerine sindirmeye çalışıyorlar. Biz dedi hocamızı bir daha çağıralım dedi. Ya, böyle olmaz dedi. Doğru söylüyor hanım, ben de aynısını düşünüyordum aslında dedi. Çağıralım dedi. Neyse hoca efendiyi çağırdılar. Yemek yiyin diye yerken adam tabii duramıyor, çatlayacak. Hocam dedi, farkında mısın? Bir seneden beri sizinle fazla konuşmuyoruz dedi. Biraz uzak takılıyorum. Hacı abi farkındayım ama nedir mesele bilmiyorum. Ben de telaşıdan şeyden hakikaten biz de ilgisiz kaldık. Kusura bakmayın size dedi. Nedir sıkıntı? Bir sıkıntım var. Dedi hocam geçen sene burada teravide gitmeden önce bizim hanıma ben para emanet etmiştim. O da sehpanın üzerindeydi. Ancak para sizden sonra kayboldu gitti. Dedi sizden başka gelen olmadı. O arada sen geldin gittin, ben girdim mutfağa girdim çıktım falan. Şu anda para yok. Bir seneden beri para yok. Yani ihtiyacın varsa niye demedin mübarek bize? Biz sana bir destek olurduk. Yahu dedi ben o parayı hiç alır mıyım dedi ya. Benim zaten maaşım var, imkanlarım var. Neden alayım? Ne gerek var dedi. Hocam kim aldı dedi ya. Birisi elini uzatıp aldı pencereden sanki. Kim alsın dedi. Biz senden şüphelendik dedi. Ondan sonra dedi ki hacı abi ben parayı almaya almadım da esas en büyük krizi sana söyleyeyim. En büyük sıkıntını. Sen şu Nazm-ı Celil'i, Kur'an-ı Azim şu an orada torbada asılı. Bir yıldan beri sen geçen sene Ramazan-ı Şerif Kur'an ayıydı. Bu sene Ramazan-ı Şerif ayı. Gene bak 15'ine geldik dedi o zaman. Kur'an-ı Azimüşşan ayıdır. Kur'an-ı Azimüşşan bu ayda indirildi. Sen bir yıldan beri şu Kur'an-ı Kerim içine hiç bakmadın mı dedi. Hocam Kur'an'la ne alakası var senin paranın dedi. Ya sen işi örtbas ediyorsun. Ya gel bakayım buraya dedi. Açtı Kur'an-ı Kerim indirdi aşağıya. Baktı paranın hepsi orada. Ben dedi rüzgarla para savruluyordu burada. Sen de gidip geliyorsun. Bari oraya koyayım da bunlar zaten Müslüman insanlar. İlla Kur'an-ı Kerim açarlar. Bugün olması yarın açarlar. Orada görürler. Düşüncesiyle ben de unuttum onu söylemeyi size. Ne bileyim ben aklıma gelmedi dedi. Siz bir yıldan beri şu Kur'an-ı Kerim açmadınız mı ya? Ben hırsızlık yapmadım da ama en büyük siz ahiretinizden hırsızlık yapmışsınız ya. Ne olacak bu halimiz? Biz okumaya eriniyoruz ki nerede bundan içinde ahkamıyla amel edeceğiz? Bunu millete anlatacağız. Bu millet Osmanlı gibi tekrar Kur'an ehli olacak. Biz krizi sağda solda arıyoruz. En büyük kriz bizim amelsizliklerimiz arkadaşlar.